Aziz dostlarım, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Astro Canan. Bugünkü deste seçte kahve falı bakacağım siz sevgili dostlarıma. Rus tarotu bakacağım ve rune kartları bakacağım. Runik alfabe her ne kadar dostlarım pagan kültürüne ait ve özellikle İskandinav kültüründe çok yaygın olsa da Orhun alfabelerinde de bu harflere rastlanılmıştır. Türklerin de bizim Asya kültüründe, Orta Asya'daki Türklerin kullandıkları Orhun alfabelerinde de bu çok gizemli harflere rastlanılmaktadır. Bizim bir şaman kültürümüz, bir pagan kültürümüz olduğu da unutulmamalıdır sevgili arkadaşlar. Belki size rune alfabesi yabancı gibi gelebilir. Fakat genetik kodlarımızda vardır. Orta Asya'daki Türk grupları kullanmışlardır. Belki de kim bilir, tarih der ki Orhun alfabesi dünyadaki ilk kullanılan alfabedir. Belki tarih bunu söyleyecek. Böyle teoriler de var. Henüz ispat edilmedi. Şu anda yazıyı ilk bulanlar Sümerler diye bize kabul ettirdiler. Bilemiyoruz. Türklerin çok daha geniş bir kültürü var. Ne mutlu ki böyle bir genetik kodlara sahibiz aziz dostlarım. Şimdi geliyorum deste seçe kahve falına ve Rus tarotuna, rune kartlarına geleceğim tek tek arkadaşlar. Kahve falına baktığımda içinizdeki karanlığın sebebinin bir negatif enerji, bakınız şu şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten karanlıktan gözükmüyor bile arkadaşlar. Şöyle bakınız. İçin kararmış ve bir takım olayları düşünmekten bir hal olmuşsun. Arkadaşlar, kesinlikle Satürn'ün işaretini görüyorum. Bir büyü, bir negatif enerji sizi sarmış, etrafınızı sarmış olabilir. Sağ elini böyle uzatmış bir erkek görüyorum. Sağ elini uzatmış, sanki elinde bir küre, dünya küresi taşıyor. Kısacası ben dünyayı elime aldım diyen bir egosu yüksek erkekle karşı karşıyasınız. Özellikle kahve falını baktıran hanımlar, bakınız, problem yaşıyorsanız aşkla ilgili, problem yaşıyorsanız sevgiyle ilgili, bunun sebebi size ya da partnerinize, kocanıza yapılmış olan bir büyü, bir negatif enerji olabilir. Şu anda bazı kahve falına baktığım dostlarımın küslük yaşadıklarını görüyorum. Belki küsler sevdikleriyle ya da hani bir dargınlık, bir küs, bir barışık ilişki görmekteyim arkadaşlar. Kesinlikle buna sebep olan olaylar 3 vade önce, 3 ay, 3 hafta önce size ya da sevdiğiniz insana karşı yapılmış büyü ve negatif enerji. Dostlarım, hayırlı bir telefon alacaksınız fakat üzerinizdeki bu ağırlığı çözdürmeniz gerekiyor. Bir ağırlık var, bir negatif enerji var ve bir büyü neticesinde arkadaşlar birbirinizden ayrılmış gözüküyorsunuz. Koç burçları ve akrep burçları sevgili arkadaşlar, en fazla büyüye maruz kalan siz olabilirsiniz. Büyü olayı sizin canınızı yakmış olabilir. Koç ve akrepler, dikkat edin lütfen diyorum. Burada toprak gruplarına sesleniyorum. Boğa, Başak ve Oğlak burcu kardeşlerim, maddi bir sorunu çözdüğünüzü ve bir nasıl diyeyim, materyalist bir dünyadan belki de yenilikçi bir dünyaya doğru adım atmakta olduğunuzu görmekteyim. Saf ve temiz enerji içerisinde olacaklar sevgili kova burçları, sevgili yengeç burçları, aslan burçları. Saf bir enerji, saf bir dönüşüm halindesiniz. Aşkla ilgili dönüşümler size çok iyi gelecek. Balık burçları, Başak burçları ve Yay burçları, bir dil sürçmesi, bir yanlış anlaşılma sonucunda belki de canınızı sıkan hadiseler yaşadınız. Fakat çözümü çok kolay. Yüzleşme yaşayabilirsiniz. Birisiyle
yan yana gelip sorunları çözdüğünüzü görmekteyim. Bir yüzleşme yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bakın şurada hayırlısıyla bir gökkuşağı oluştu ve altından bir yol açıldı. Bir yola gideceğinizi ya da zihinsel anlamda bir yolun sizin önünüzü açacağını söyleyebilirim. Hiç merak etmeyin, hayat sizi her yönüyle destekliyor. Ve geliyorum sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, peri kartlarına biraz araştırma yap diyor sevgili arkadaşlarım. Şu şekilde görüyorum. Biraz kitaplara, biraz da nasıl diyeyim, gelecekle ilgili konulara el attığınızda pek çok sorunu çözeceksiniz. Hayatınızın ışıyacağını söyleyebilirim. Sadece araştırma yapıp entelektüel zekanı kullanırsan pek çok sorunun çözümünü kolaylıkla gerçekleştiriyorsunuz sevgili dostlarım. Bu Rus tarotuna geldiğimde arkadaşlar şöyle şu şekilde görüyor musunuz? Evet, şöyle bakayım. Evet, Rus tarotunu görüyorsunuz sanırım. Arkadaşlar Rus tarotunu ele aldığımızda bir kere maddi problem neyse çözülüyor. Maddi manevi bir problemin çözüldüğünü görmekteyim. Elinizde parayı tutuyorsunuz. Elinizde hayırlı haberleri tutuyorsunuz. Haydi gözünüz aydın. Aşk size her yönden kendini gösterecek. Bakınız bu da Rusların Afrodit'i. Deniz kabuğundan çıkmış bir Afrodit. Aşk size her yerden geliyor. Sevgili hanımlar ve beyler, aşkla ilgili kaygıları ve korkuları bir yana bırakın. Görüyor musunuz? Deniz kabuğundan çıkan Afrodit mitolojisini ve aşkla ilgili yüzünüzün güleceğini görüyorum. Uzakta bulunan sevgiliye kavuşmanız var. Kesinlikle ve kesinlikle söğüt ağacının altında yapacağınız bir duanın kabul etmesi sonucu kendinizi yeniden bir yolculuğun içinde bulacaksınız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir yola gidip sevdiğiniz insanla kavuşuyorsunuz. Saf ve temiz enerjide. Kesinlikle bakınız, bir kavuşma, fiziksel temas ve zihinsel uyum söz konusu. Ruhunuzun derinliklerindeki kurduğunuz hayalleri gerçeğe dönüştürüyorsunuz her an. Hamilelik görüyorum sevgili dostum. Rus tarotunu seçen sevgili dostlarıma, hamilelik kesinlikle var ve nişan merasimi olacak. Mutlu bir nişanlanma, mutlu bir toplantı, gülme, eğlenme, sizin ya da bir yakınınızın nişanlanması ve evlenmesi sonucunda bakınız bir mutluluk halkası oluşuyor. Bir dostluk halkası oluşuyor. Bir kişinin mutluluğu bile bütün dünyayı değiştirmeye değer diyor kartlarımız sevgili arkadaşlar. Ve kılıçların kraliçesi, geçmişle arana düğüm, pardon özür dilerim, geçmişle arana bir set çekmen gerektiğini, geçmişte kalan birisiyle artık vedalaşman gerektiğini bilmelisin diyor. Ve dostlarından yardım, destek alacaksın arkadaşım. Dostlarından yardım, destek alarak ileri hamleler atacağını görüyorum.
dedikodulara ve kötülüklere asla kulak asma. Bildiğin yoldan şaşma. Bir yer değişimi ve maddi konularda iyileşme görüyorum. Maddi manevi olayların iyileşmesi sonucunda kendini yeni bir çevrede, yeni olayların içinde bulunuyorsun. Bu hafta seçtiğim 4. mükemmel zamanlama dostlarım. Beni takip edenler bilir. Bahçede çekim yaptım, mükemmel zamanlama. Geçen gün gene böyle yeşil masa örtüsünün üstüne yaptım, mükemmel zamanlama. Şimdi gene mükemmel zamanlama. Dostlarım, bu zaman neyin zamanı ya? Neyin mükemmel zamanlaması acaba? Bana mı, size mi bir mesaj gidiyor, ama bakalım kime gidiyor? Rune kartlarına geldiğimde Otila çıkıyor. Uruz, Lagus, Fehu. En büyük zenginlik Fehu, biliyorsunuz. Her yönden sağlıklı, mutlu ve elini altında paran olması demek. Fehu çıktı mıydı, diğer kartlar teferruattır. Yükseliş yaşayacaksın ve senin paralelinde düşünen bir insanla bir beraberlik, bir mutluluk halkası oluşturacağını görüyorum. Mannaz diyor ki, ailevi sorunları ve bazı zihnindeki soruları bir yana bırak, geleceğinle ilgili planlarını yap. Tivaz uçak yolculuğuna işaret ediyor ve mum yakıp dua etmen konusunda sana uyarıda bulunuyor. Lütfen mum yak ve mum yanarken duanı yap. Ateş elementini devreye koyduğunda isteklerini daha çabuk tezahür ettirebileceksin diyor. Kesinlikle. Bakın, isteklerin, dileklerin her neyse gerçekleşmek üzere. Onu bırakma diyor sevgili arkadaşım. Lagos arkadaşlar, bazı yanlış anlaşılmaların sonucunda bir geriye dönüp bakman, hatanı görmen ve hatalarından ders alman konusunda uyarıda bulunuyor. Bakın, hatalarınızdan ders alırsanız geleceğinizi oluşturacaksınız diyor. Gelecek planları yapacağınızı, bir geçitten geçmekte olduğunuzu. Yakın tarihte önemli bir olay, önemli bir hamlenin size doğru gelmekte olduğunu görüyorum. Hediye ve bir kişinin gelişiyle beraber hayatın yeniden şekillenecek. Yeniden kendine bir çeki düzen vereceksin. Vunjo arkadaşlar, Vunjo diyor ki, Asus'la beraber bir engeli ortadan kaldırdın, kabul ediyoruz, ama iki tane engelle daha karşılaşacaksın. Hem maddi olaraktan hem de aşk konusunda bir takım engellemelerle karşılaşıyorsun. Bunları çözmen için lütfen mantıklı ol ve kararlı ol. Kararlı olduğun takdirde her şeyi çözebileceksin. Her şeyi yenileyebileceksin sevgili arkadaşım. Kesinlikle yeni bir birliktelik ve yeni bir oluşumla beraber moralinin yükseleceğini söylüyorum. Kesinlikle arkadaşlar, yeni bir geçit, yeni bir dönem başlamış. Geçmişle lütfen arandaki bağları kes. Geçmişteki sıkıntılı süreçleri bir yana bırak. Eğer geçmişle arandaki oluşan köprüleri yıkarsan ve geçmişi geride bırakırsan, sevgiyle geride bırakırsan, affedersen, yeni bir dönemde yaşam sana yeni hediyeler sunuyor. Maddi olarak sunuyor, duygusal olarak sunuyor, zihinsel olarak sunuyor. Lütfen bugünü düşün, bugünü oluştur ve küçücük, isterseniz bir gözlerinizi kapatın, küçücük bir 2 veya 3 dakika sürecek bir meditasyon yapalım arkadaşlar. Sevgili Allah'ım, meleklerim ve sevgili yüksek benliğim, lütfen geçmişte yaptığım hatalardan dolayı kendimi affetmeme yardım edin. Kendimi affediyorum, bana yapılan yanlışları affediyorum ve kötülükleri kaynağına geri yolluyorum. Ben ışık olmayı seçiyorum. Korku, yoksulluk,
blokaj ve her türlü negatif enerjiden oluşan bütün DNA'larımdaki kristalleri temizliyorum. Onlardan boşalan yerlere sevgiyi, aşkı ve bereketi koyuyorum. Korkunun yerine güveni, sevgisizliğin yerine aşkı ve blokajın yerine para akışını koyuyorum ve öyle oldu. Lütfen gözlerinizi bir dakika veya iki dakika kadar, özür dilerim, kapatın, açmayın. Ben iki dakika sonra söylediğimde açarsınız. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz, yaşamımıza ışık, sevgi ve aşkı çekiyoruz. Ben esnemeye bile başladım. Siz sakın gözünüzü açmayın. Şimdi nazikçe gözlerimizi açabiliyoruz ve tepe çakramızdan itibaren berrak ve mor renkli serin bir suyun tepe çakramızdan itibaren üçüncü göz, boğaz çakramız, kalp çakramız ve solar plexus'tan aşağı doğru sakral çakramız, kök çakramız, dizlerimizden ve dahi ayak tırnaklarımıza kadar aktığını, bu suyun bizi, süptil bedenimizi, bütün DNA kristallerimizi temizlediğini hayal edin. Şimdi evrene teşekkür ediyoruz. Bize böyle güzel bir beden verdiği için, böyle güzel bir dünyada yaşama şansı verdi. Dünyamızın şifalanması, bizlerin şifalanması için sık sık bu tür meditasyonları yapınız efendim. Benim yerim pek müsait değil ama bir ay sonra çok rahat olacak, inanın. Sizinle sık sık canlı yayınlarda dünyamızı şifalandırma meditasyonu yapacağız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiden, aşktan, bolluktan ayrılmayın. Kıtlık insanların zihinlerinde evren bollukla dolu. Lütfen paranın hesabını yapabilirsiniz ama parayı akışa geçirmekte korkmayın. Evren boşluk prensibiyle çalışıyor. Bir yer boşalıyorsa evren onu diğer bir yerden dolduruyor. Hepinizi çok seviyorum. İnanılmaz derecede sizinle beraberim. Biriz, bütünüz aynı yörüngedeyiz. Bir yaşam yolcusuyuz, bir zaman yolcusuyuz. Çok öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Hoşça kalın.